Şöyle verilmiş. 3 sinüs x eksi 5 olduğuna göre a bölü 2'nin olabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Şimdi burada şunu kullanabiliriz. Sinüs x ifadesi 1'e eşit ya da küçük ve eksi 1'e eşit ya da küçük olacak. Yani sinüs x ifadesi eksi 1 ile artı 1 arasında yer alacak. Şimdi bizim a ifademiz 3 sinüs x eksi 5. Bu ifadeyi şurada oluşturmalıyız. Eğer onu oluşturmak istiyorsak bunu 3 ile çarpmalıyız. Yani her 3 ifadeyi de 3 ile çarpmalıyız. Çarpıyorum. Eksi 1'i 3 ile çarparsak. Eksi 3. Küçük eşit. Sinüs x ile çarparsak. 3 sinüs x. Küçük eşit. 3 ile 1'i çarparsak. 3 olur. Şimdi yanına bir de eksi 5 getirmeliyiz. Bunun için her 3 tarafa eksi 5 ekleyebiliriz. Şöyle eksi 5 eklersek birinci ifade eksi 3 eksi 5 küçük eşit 3 sinüs x eksi 5 küçük eşit 3 eksi 5 olacak. Şurası eksi 8. Küçük eşit bu ifade şunun aynısı. 3 sinüs x eksi 5 ki o a'ya eşitti. Yani bunun yerine biz a yazabiliriz. Küçük eşit 2'den 5 çıkarıyorum. Bu da eksi 2 oluyor. Tabi aradığımız şey a bölü 2 idi. Biz a'yı bulduk. Bunun için 2'ye bölmeliyiz her iki tarafı. Yani her 3 tarafı daha doğrusu. Bölüyorum 2'ye. Bu durumda bizim ifademiz şurası. 8'i 2'ye bölersek 4 eksi olduğu için önünde eksi 4. Küçük eşit. A bölü 2 küçük eşit eksi 1. Şimdi a'nın kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Şey a bölü 2'nin. A bölü 2'nin olabileceği tam sayı değerleri eksi 4 olabilir. Eksi 3 olabilir. Eksi 2 ve eksi 1 olabilir. Toplam 4 tane.